İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Budur senin ilacın. Allahü Teala'nın Resulüdür o server. Onun hatırı için her şeyi ihsan eder. Hatim-i Esam var ki evliyâ-i kiramdan Resulün türbesine gelip durdu bir zaman. Dedi ki, ya ilahi, Resulünün kabrini ziyarete geldim ben, eli boş koyma beni. O esnada gayipten duyuldu ki şu nida, ey kulum, Habibimin türbesinde şu anda, seninle birlikte kim varsa cemaatten, onun hürmeti için affeyledim tamamen. İmam-ı Kastalani Hazretleri de yine buyurdu ki, çekmiştim bir derdi birkaç sene. Doktorlar çaresini bilmeyince bu işin, dua ettim Rabbime, Resulün hakkı için. Tam o gece rüyamda gördüm bir mübarek zat. Elinde bir reçete tutuyordu o bizzat. Onu bana uzatıp dedi, budur ilacın. Emriyle yazıldı zira fahri cihanın. Uyanıp tatbik ettim o reçeteyi aynen. Allah'ın izniyle şifa buldum tamamen. Yine Peygamberimiz, yarın mahşer gününde, olacaktır bil cümle ehli mahşer önünde. Kıyamette kabirden önce o kalkacaktır. Üzerinde cennetten elbise olacaktır. Ve Burak adındaki bir cennet hayvanına binerek gelecektir o mahşer meydanına. Livai hamd denilen sancağı tutacaktır. Her mümin o sancağın altında olacaktır. Mahşer halkı bin sene bekleyip o meydanda çok sıkılacaklardır. O müthiş izdihamda. Hesaplar bir an önce başlasın diye hemen yardım talep ederler bütün peygamberlerden. Lakin özür dileyip bil cümle peygamberler Hatemül Enbiya'ya onları sevk ederler. Peygamber Efendimiz şefaat eyleyince herkesin hesapları görülür ince ince. İlk onun ümmetinin görülür hesapları ve tartılır mizanda günah ve sevapları. Önce onun ümmeti sırattan geçecektir ve cennete ilk önce bu ümmet girecektir. O nereye giderse mahşer karanlığında, o yer onun nuruyla aydınlanır o anda. O iki cihanında reisi, sultanıdır. Onu sevmek elbette her Müslümana farzdır. Hatta Resulullah'ı canından ve malından daha çok sevmektedir elbette her Müslüman. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki o server, Allahü Teala'yı sevenler beni sever. O Resulü sevmenin alameti bir tektir. O da onun dinine tam riayet etmektir.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerden ve evliya-i keramdan olan Sırrı-i Sakati rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kendi nefsini terbiye edemeyen bir kimse başkasınınkini hiç terbiye edemez buyuruyor Sırrı-i Sakati Kuddise Sırrı. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Nasılsınız Mustafa Bey? Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun efendim. Bizler iyiyiz. Sizler de iyi misiniz? Hamdolsun hocam. Buyurun. Hocam önce bir dua istiyorum. Kendim için, eşim için, kardeşim için biraz sıkıntılar var da. Allah-u Teala sıkıntılarla hayret ettiylesin. Size de, sevdiklerinize de, bütün dinleyicilerimize de Rabbim din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden hepimizi muhafaza eylesin. Son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin hocam. Allah-u Teala razı olsun. Amin. Hocam soruma geçiyorum. Bizim bankada altın hesabımız var da bunu kur korumalı hesaba aktarmak istiyoruz. Uygun mu? Bu banka fazlalık veriyor. Onu alıp kullanmamız uygun mu hocam? Peki efendim. Onu soracağım. Başka sorum yok hocam. Allah-u Teala razı olsun. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Hayırlı günler. Alo. Hayırlı Buyurun. Günler. Buyurun. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Bizler iyiyiz. Sizler de iyi misiniz? Elhamdülillah hocam. Sizi dinleyince daha iyi oluyor. Sağ olun. Moralimiz yükseliyor. Sağ olun. Var olun hocam. Hocam benim naçizane etrafımdan, naçizane iki tane sualim olacaktı. Hocam şimdi biz Hakikat Kitabı'nın kitaplarını okuyarak elimizden geldiği kadarıyla Ehl-i Sünnet dairesi içerisinde kalmaya çalışıyoruz Allah'ın inayetiyle. Hocam 54 farzla alakalı mesela birdenbire hepsini tek tek ezberleyemiyoruz. Yani nasıl diyelim, ana fikrini biliyoruz ama böyle hızlı hızlı takır takır mesela birisi sorduğu zaman şey yapamıyoruz. Bununla alakalı hani ne kadar mesulüz? Ezber konusunda. Birinci sualim bununla alakalı olacak. Kimse duymasın da Mustafa Bey de ben de hepsini takır takır sayamıyoruz. Estağfurullah. Kimse duymadı değil mi? Hayır hocam. İkimiz tamam. İkimiz duyduk hocam. Tamam. Hocam ikinci sualim ise hocam etrafta çok reformist, Vahabi ve zındık dolu. Bu insanların yüzünden bizim 10 senemiz maalesef mahvoldu. Bununla alakalı da büyük bir pişmanlığım söz konusu. Bu reformistlerin yüzünden daha Enver abiler hayattayken biz kendilerini tanıma imkanımız varken kendisini tanıyamadık. Bizim önümüze seçecekler, kendisini de duasını alamadık. Kendisi de artık ahirete iptal etti. Şimdi biz onunla alakalı bu kitapları okuyarak mı daha çok kendisinin duasını alabiliriz veyahut hani kendisine fatihalar göndererek mi yoksa o bize hakkını helal etmiş mi de bu hep kafamda soru işaretleri oluşturuyor hocam ve bunun da pişmanlığını maalesef yaşıyorum. Yani bu reformistlerin yüzünden hem hayatımız mahvoldu, 10 senemiz heba oldu hocam maalesef. Hem de Enver abiler gibi değerli insanların kıymetini çok geç anladık. İkinci sualim de bir hocam ne yapabiliriz? Tavsiyelerimizi, nasihatlerimizi almak istiyoruz. Estağfurullah efendim. Peki efendim. Peki, teşekkürler, hayırlı günler. Dinleyicimiz onu sorarken hatırıma bir şey geldi. Şimdi mesela eshab-ı kiram çok yüksek. Niye yüksek? Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bulundular. Onu gördüler. Sonraki gelenlerin en yükseği bile eshab-ı kiramın en aşağısından daha aşağıda olacak. Hı hı. Mesela Veysel Karani Hazretleri. Şimdi Peygamber Efendimiz'in varislerini görenler de aynı durumda mıdır? Mesela adam diyor ki ben Enver abinin yanında hizmette bulundum. Ama bakıyorsunuz değişik. Yani çok İslamiyetle alakası yok. Ama Enver abiyi görmüş, yanında bulunmuş. Hatta dokunmuş. Ne bileyim işte Hüseyin İlmi Efendi'yi görmüş. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni görmüş. Yanında bulunmuş, hizmetinde bulunmuş. Ama o vefat ettikten sonra adam değişik olmuş. Normal bir adam. Senin benim gibi olmuş falan. Ama bir de böyle dinleyicimiz gibi insanlar var. Bir kere görseydim ne olurdu diye hayıflanan, dövünen insanlar var. Bu Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram'ın durumu gibi midir? Yani o gördü diye öbüründen üstün müdür mesela büyüklerden birini? Şimdi Mustafa Bey, mesela zaman zaman Allah-u Teala rahmet eylesin. Hocamız Hüseyin İlmi Efendi, rahmetullahi aleyh, hayattayken kitapların okunmasını ısrarla talep ediyorlardı, istiyorlardı. Okunmasını ve dağıtılmasını.
çok ısrarla. Hatta mesela Saadet-i Ebediye kitabının ön sözünde nasıl okunacağını da bildiriyorlar. Diyor ki her satırını, her cümlesini okumalı, bir daha okumalı. Altını çizmeli gerekirse. Çizmeli, hafızaya aynı şekilde yüklemeli. Eğer benim anlayışım belli bir seviyeye kadar, anlayışı biraz daha yüksek olanla istişare etmeli. Ben buradan böyle anlıyorum, burası böyle midir? Onu yerleştirmeli. Bilgi olarak. Sonra bunu hayata geçirmeli. Ben dikkat ettim. Mesela Eshab-ı Kiram da anlatırken, Eshab-ı Kiram buyuruluyor. Eshab-ı Kiram ise, Eshab-ı Kiram'da mürted olan yok. Dinden dönen yok. Münafık yok. Münafık yok. Şimdi tabii bakıyorsun ya Eshab-ı Kiram zamanında işte ama nasıl olur falan. İşte Zeynep binti Cahş radıyallahu anha ile evli. Peygamber Efendimiz'in halasının kızı. İşte onun o Zeynep binti Cahş şeyle evli. Ebu Süfyan radıyallahu anh hazretlerinin kızıyla evli. Annelerimizden Hindistan'a hicret etti. Müslüman olarak gitti. Orada dinden döndü. Kocası mı? Habibe validemiz evet. Döndü hatta dedi ki seni boşarım sefil olursun. Peygamber Efendimiz bunu haber alınca o zaman Habeşi hükümdarına haber gönderdi ve nikahı altına aldı. Kendisi sefil oldu. Şimdi Salime meselesi var mesela. Zekat vermedi. Peygamber Efendimiz vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'e geldi. Başka şey nakledeceğim. Evet. Hazreti Ebu Bekir zamanında bazı kabileler biz dediler namaz kılarız, oruç tutarız, ama dediler zekat vermeyiz. Biz zekat veririz, oruç tutarız ama namaz kılmayız. Bunlar üzerine ordular gönderdi. Şimdi bunlar yazılı. Eshab-ı Kiram'ın içerisinde mürtet yok. Buyuruluyor. Bu hadiselerle bu tezat olmaz mı? Çelişkili olmaz mı? Çok kimse takılıyor buna. Tezat değil. Onun için mübarek zat Hüseyin Hilmi Efendi ısrarla buyuruyor ki kitapları okuyun, kitapları okuyun. Okudukça taşlar yerli yerine oturuyor. Gerçekten Eshab-ı Kiram'sa yani hücreleri bile aynı şekilde temizlenmişse bunlarda en ufak bir oynama yok. Ama Eshab-ı Kiram'ın içerisinde Müslüman görünenler var. Münafıklar var. Bunlar da hani şartlar namüsait olduğu zaman yani eski haline döndüler onlar. Daha doğrusu değişmediler. İçindeki halleri oydu. Evet. İçindekileri kustular. Korkularından. Ve ondan sonraki gelen sapık olanlar gördün mü? Bak bunlarda da böyle. Hayır. O Eshab-ı Kiram değildi. Eshab-ı Kiram değildi. Diyeceksiniz ki sözü nereye getireceksin? Şimdi Peygamber Efendimiz'den sonra aleyhissalatu tabi'in Eshab-ı Kiram'ın talebeleridir. Tebe-i tabi'in de tabi'inin talebeleridir. Bunların içerisinde gerçekten Peygamber Efendimiz'e eshab olma şerefine hakkıyla layık olanlar üstün oldukları gibi Eshab-ı Kiram'a da hakkıyla talebe olanlar üstün olmuştur. Talebe görünenler değil. Tabiinden de aynı şekilde talebe görülmüştür mesela, talebe görülmüştür. Ben işte tabiinden falan zatı gördüm, sohbetine gittim, dergahına gittim, medresesine gittim. Tamam gittin arkadaş da ne bileyim ben sırtında öyle bir şey var ki hani bu belgesellerde görmüşsünüzdür. Şeyler anlatılır, penguenler, ondan sonra kutup ayıları anlatılır. Lap diye suya gire çıkar buzun içerisine. Buz gibi suya. Sunucu orada der ki bunların tüyleri derisi su geçirmez. Geçirmiyor ya. Soğuğu da geçirmiyor. Bazılarına da nur geçirmiyor. Nasıl bir derileri varsa, nasıl bir kalpleri varsa girmiyor. Peygamber Efendimiz de görse, Ebu Cehil gördü. Tabii. Değişmedi. Ondan sonra ne bileyim Eshab-ı Kiram'ı görenler vardı. Değişmediler. Tabiini görenler vardı. Değişmediler. Gene en eski hali. Ondan sonra diyeceksiniz nereye getireyim? Ondan sonra gelen bu büyüklerin de talebeleri içerisinde gerçekten hakiki talebe varsa. Mesela ben mektubatta okurken bir şey dikkatimi çekti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de halis din ister.
ıvatsız, kararsız, riyasız, din ister. Yaptığın ibadet, iman öyle olmalı. Bu Allah-u Teala indinde makbuldür. Bu büyükler de buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Halis talebe ister. Halis talebe ister. Ya geçenlerde aynı şekilde dinledim. Bir arkadaş anlatıyor. Dedi Enver abiden dinledim. Enver abiden dinledim. Şimdi dedi ya Enver abi görüyor. Diyor ki bu arkadaşa. Birisi geldi bir şey sordu. Olmaz dedim. Gitti işte ben anlatamadım herhalde derdimi. O çok meşhur diye. Bir daha. Ya Enver abi demiş ki 24 defa sordu. 24. defa tekrar geldi. Efendim ben evvel anlatamadım meseleyi. Böyle falan filan. 24. baktım buymuşlar. Hatta ya demiş haram olmasa günah olmasa şu baldırlarımı gösteririm demiş ya. Çürüttüm oraları sıka sıka. Bu ne demek istiyor dedi falan diye. En sonunda. Onun gönlündekini söyledim. O sana bağırarak gitti. Kerabet, kerabet dedi. Gitti. Tövbe. Tamam. Onu da belki kendi kerameti olarak görüyordur. Gönlündekini söyleyince Emel abiden keramet zuhur etti diye anlatıyor. Emel abi çok merhametli olduğu için yani 24 defa dayanmış ya. 24 defa aynı şekilde helak olmasın, şey olmasın, yapacağı iş onu cennetten uzaklaştıracak, cehenneme götürecek, yapma en sonunda yap diyor falan. Kerafet diye gitmiş. Şimdi bu da konuşurken Enver abi gördüm diyor. Değil mi? Kerametini gördüm diyor hatta. Kerametini gördüm diyor. Ama yaşayışı hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Dolayısıyla eshab-ı kiramın içerisinde münafık olarak kendini gizleyenler olduğu gibi tabiinin içerisinde kendilerini setredenler, 200'lü olanlar olduğu gibi tebe-i tabiinin içerisinde öyle kendilerini gizleyenler olduğu gibi sonraki dönemde Abdülkadir Geylani Hazretleri olsun, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri olsun, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri olsun, İmam-ı Rabbani Hazretleri olsun, Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri olsun, bu zatların talebeleri içerisinde de böyleler vardı. Hatta diğer yani ehl-i sünnet talimlerinin medreselerde o zaman medresesi diyor şimdi üniversitelerde derslerinde de gelip bu şekilde kendini gizleyip olanlar oldu. Sorsan ben İmam-ı Azam Vali Hazretleri'nin derslerine hep gittim diyor değil mi? Tabii. Ben İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin dizinin dibindeydim. Ben Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin elini öptüm. Ben Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'ni işte evime davet ettim, çorba ikram ettim mesela. Ama dediğiniz gibi hiçbir alakası yok. İşte o kutup ayılarının, penguenlerin derileri nasıl su geçirmiyor, soğuk geçirmiyorsa, bunların derileri de nemenen bir deri ise, hidayet nurları girmiyor bunlara. Hidayet nurları. Görmek değil. Görmekten görmeye fark var. Şimdi büyüklerden bir zat, hocasını anlatıyor, benim hocam diyor işte. Yani birisi benim hocamı görse hidayete kavuşur. Hatta zamanın sultanı diyor ki senin hocan Peygamber Efendimiz'den Ali'si haşa üstün müydü? Onu gören Ebu Cehil iman etmedi. O zat diyor ki hayır. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala an hazretlerinin gözüyle baksaydı hidayete kavuşurdu. O da görürdü neyi. O da görürdü. Benim hocamı da Peygamber Efendimiz'in varisi, Allah-u Teala'nın sevgili kulu olarak gören, hakkı teslim eder, iman eder ve Müslüman olurdu. Bunu söylüyor o zat. Yoksa benim hocamın elinde değil hidayeti vermek. Çünkü Peygamber Efendimiz'e vermedi o yetkiyi. Peygamber Efendimiz'e vermedi. Dolayısıyla kıyamete kadar da burada Cenab-ı Hak hakla batılı karıştırmış. Bir şey anlatayım. Büyüklerden bir zatın 8-9 yaşlarında bir oğlu, mahdumu, bize yakın zamanda olmuş yani. İşte babası Müşrid-i Kamil, mübarek bir zat. Evladı Resul'de. Misafirler gelmiş. Dergâhta. Bu çocuk bir ara dışarı çıkmış. Kapının önünde ayakkabılar var. Ayakkabıları ayırmış. Bir kısmını bir tarafa ayırmış. İşte o zatın yakın hizmetinde bulunan talebelerinden birisi gelip bakıyor. Ne yapıyorsun diyor. Bunlar Said, bunlar Şaki diyor. Bunlar
Şimdi dinleyicilerimden anlamayan olabilir. Şaki yani inkar eden, küfür yoluna devam eden. Ama o zatın dergahına gelmişler. Öbürleri Said yani o zatı Allah-u Teala sevgili kulu diye kabul edenler. Hemen o zatın özel hizmetçisi içeri giriyor. Kulağına yavaşça diyor ki efendim diyor. Mahdumunuz dışarıda diyor. Ayakkabıları ayırmış. Said de Şakileri ayırmış. Said de Şakileri. Hemen yerinden kalkıyor geliyor. Evladım buyuruyor. Allah-u Teala bunları dünyada karışık yarattı. Ayırma. Karıştır ayakkabıları. Karıştır. Burası hakla batılın karıştığı bir yer. Hakla batılın aynı şekilde karıştığı bir yer. Karıştır bunları. Ve Yasin suresinde geçiyor. Mahşer günü Allah-u Teala buyuruyor ki dostlarımdan ayrılın. Orada ayrılacaklar. Net bir şekilde. Dünyadayken işte efendim ben işte Hüseyin Hilmi Efendi'yi çok gördüm. Yanında çok bulundum. Aa bir bakıyorsun ki mahşer günü şakilerin arasında. Enver abinin dizinin dibindeydim. Elini de öptüm falan. Kerametini de gördüm. Bir bakıyorsun şakilerin arasında. Ne arıyor orada? O zat öyle kabul etmedi ki bir kere. Eğer o zata Allah-u Teala sevgili kulu kabul ettiyse zaten hatta bazen şeye bile gerek yok. Ben mesela gönlümden geçen şeylerin cevabını Emel abiler, yani ben söylemeden cevap veriyordum. Ben alıyordum o cevapları. Ve şeye de ihtiyacım kalmıyordu. Peki bu neyi gösterir? Ya merhamet ediyorlar, merhamet ediyorlar. Sen uyanmazsan, anlamazsan, lafla söylesen olacak Mustafa Bey? Lafla söylesen olacak. Seni idrak etmedikten sonra, anlamadıktan sonra. Hatta Emel abiler bir gün buyurdular ki bu büyüklerin hareketlerinden, davranışlarından bir şey anlamayan sözlerinden hiçbir şey anlamaz. Ya meşhur ya Şahına Fatih'in Buhari Hazretleri bir gün birisi onu dergahına gelmiş. Mübarek hiç konuşmamış. 40-45 dakika böyle. O gelen demiş ki hani sohbet ediyordu bu zat demiş ya falan. Hiçbir şey de anlatmadı, söylemedi. Onlar kalp avcısı. Kimin kalbinde ne geçtiğini hemen Cenab-ı Hak aynı şekilde ihsan etmiş görüyor. Buyuruyor ki bizim susmamızdan bir şey anlamıyor, konuşmamızdan hiçbir şey anlamaz. Tamam mı? Şimdi zamanımızda böyle cakasadan hava atan var işte. Efendim ben Enver abiyi çok gördüm. Ben Hüseyin Hilmi Efendi'yi çok gördüm. Ben Efendi Hazretleri'ni çok gördüm. İyi de be arkadaşım. Efendi Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri sosyete karılara da sohbet edermiş dergahın önünde. Ettikleri olmuş. Onlar da gördüler değil mi? Hüseyin Hilmi Efendi'ydi rahmetullahi aleyh. Çok kimse gördü. Yakuleli Askeri Lisesi'nde muallimdi. Erzincan Askeri Lisesi'nde, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde, İstanbul'da o Vefa Lisesi'nde muallimdiler. Orada dinli dinsiz hepsi vardı. Hatta kız muallim mektebinde değil mi? Derse gitmişlerdi falan. Tabii kızın birisi demiş efendim demiş adresinizi versek size ziyarete gelsek. Edirne Kapı Mezarlığı'nı tarif etmiş. Hatta daha sonra da bir talebesine izah etmiş. Ya kardeşim demişler kabristana gelir de belki aynı şekilde bir gün ben de öleceğim diye hidayetine vesile olur diye. Hidayetine vesile olur diye. Ya bunların hepsini aynı şekilde. Bunlar da diyor biz de gördük diyor. Ben de aynı şekilde Milli Eğitim'de çalışırken Kuleli Askeri Lisesi'ne dersine girip de aynı şekilde sonradan askeriyeden ayrılmış, Milli Eğitim'e geçmiş olanlarla karşılaştım. Bazıları idrak etmişler. Mesela ben kendi vazife yaptığım okulda da lisede de gördüm. Oruç tutuyordu mesela. Yani demek ki insafla bakmış. Demiş bu saat tamam böyle söylüyor. Hatta bir yerde böyle konuşuyorduk. Bilmiyordum bir emekli askermiş. Dini bir konuda bir şey anlatıyor. Dedim bir dakika ben ilahiyat mezunuyum. İlahiyat mezunu bile bilmez bunu. Sen dedi asker kökenliyim diyorsun. Nereden biliyorsun bunu? Ha dedi bizim dedi Kuleli Askeri Lisesi'nde Hüseyin Hilmi Efendi diye bir kimya hocamız vardı. O dedi kimya dersi dedi 50 dakikaysa dedi 40 dakikasını dini konulara ayırır dedi. 20 dakikada dedi şey anlatır dedi. 15-20 dakikada şey anlatır dedi falan. Kimya anlatır. Kimya anlatır dedi. Şimdi mesela birisi bir gün böyle hava atıyordu falan da dedim bana bak. Öyle dedim Enver abi ben çok gördüm şöyle yaptım falan. Seda Sayan da gördü değil mi? Ya bir sürü şarkıcı türkü de gördü. Evet. Tamam mı? Onlar da gördü. Yani görmek değil. Ne gözle görmek? O önemli. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, o aslında bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Ehl-i Sünnet itikadı ve bu yolun büyüklerinin sevgisi bir cevherdir.
Allahü Teala bu cevheri çöplüğe koymaz. Bu nimete kavuşmuş olanların kalpleri eğer pırlanta gibi kıymetli olmasaydı Allahü Teala bu imanı onlara vermezdi. Büyüklerden bir zatın talebesi şöyle anlatır. Merhum hocamıza bir gün başka şehirden dönen bir arkadaşımız bazı hususları arz ettikten sonra, "Efendim, orada Ali isminde yaşlı bir imam size selam gönderdi. Sizi çok sevdiğini söyledi," der. Hocamız memnun olur. Selamı alır. "Ali Efendi ile bir akrabalığımız var mı?" diye sorar. "Hayır efendim," derler. Bunun üzerine "Bizi hiç gördü mü?" diye sorar. Yine "Hayır efendim," derler. "Onunla bir alışveriş mi yapmıştık?" diye sorar. "Hayır efendim," derler. O zaman hocamız, "O halde bizi niye çok seviyor?" buyurup şöyle devam ederler. "Bizi sevenler, kara kaşımız, kara gözümüz için sevmiyorlar. Yapılan hizmetlerden dolayı seviyorlar. O bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Dolayısıyla Allahü Teala'yı seviyor. Bu aynı zamanda kendi kıymetini gösterir. Bu kendi güzelliğinden ileri geliyor. O kişinin kendisi çok mübarektir. Çünkü Allahü Teala bu hizmeti herkese sevdirmez. Kim bu hizmetleri seviyorsa bilsin ki onu Allahü Teala seviyor. Eğer Cenab-ı Hak onu sevmeseydi o da bu hizmetleri sevemezdi. Bu hizmetler çok kıymetlidir. Ama bir o kadar da zordur. Çünkü insanın yaptığı iş ne kadar kıymetliyse karşılaşacağı ve katlanması gereken sıkıntılar da o kadar büyük olur. Bu sıkıntıyı verenlerin en birincisi insanın kendisi, yani nefsidir. İnsanın nefsi katiyen Allah demek, onun dininden bahsetmek istemez. Hatta dini anlatmak ve yaymak kesinlikle nefsin en çok üzüldüğü, karşı çıktığı bir şeydir. Çünkü bu bir peygamberlik görevidir. Bütün peygamberler bunun için gönderilmiştir. Onların asıl görevi insanları zengin etmek, tüccar yapmak değil, onlara öldükten sonra yanmamayı öğretmektir. Ehl-i sünnet itikadında olmak ve her ne şekilde olursa olsun bu hizmetlerde bulunmak nimeti kimde varsa o seçilmişlerdendir. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretleri biz seçildik buyurmuştur. Kıymetli iş kıymetli insanlara verilir. Yoldan geçene verilmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük zatlar, insanın uzun zaman uğraşarak elde ettiğini bir anda verebilirler. Bir talebesi doğuda, bir talebesi batıda olsa, ikisi de ölmek üzere olsa, o mübarek zat ikisinin de imanla gitmesine sebep olur. Bu zor bir şey değildir. Azrail aleyhisselam dünyanın her tarafındaki insanların ruhlarını bir anda alabiliyor. Azrail aleyhisselama bu kuvveti veren Allahü Teala evliya zatlara da ihsan ediyor. Horasan'da bir alim Vehhabiler gibi tasavvufu inkar eder, evliya zatlara düşmanlığını gizlemez. Etrafındakilerin ikaz etmelerine rağmen bu düşmanlığına devam eder. Bir gün hastalanıp ölüm döşeğine düşer. Yanındakiler kelime-i şehadet söyletmek isterler, oysa tuhaf sesler çıkarır, söyleyemez. Yani imansız gitmek üzeredir. Durumun iyi olmadığını görünce oradaki evliya bir zata giderler. "Efendim bu zat namaz kılan bir Müslümandı, şimdi ölüm döşeğindedir, buna dua edin. Himmet edin de imanını kurtarabilsin," derler. O mübarek zat gelip bakar, durum çok kötüdür. Yaklaşık bir saat kadar gözünü kapatıp rabıta eder. Gözünü açtığında ölüm döşeğindeki zat kelime-i şehadet getirerek vefat eder. O mübarek zatsa ter içinde kalmıştır. Oradakiler hikmetini merak ederler. Mübarek zat anlatır. "Ben hangi büyük zata müracaat ettimse, hangisine yalvardımsa hepsi, bizim ona kalbimiz kırık, bize dil uzattı," dediler. Baktım ki hiçbiri affetmiyor, bu defa ben de, "Evet bu suçlu ama benim hiç mi hatırım yok? Eğer beni seviyorsanız benim hatırım için affedin, buna hakkınızı helal edin," dedim. Bunun üzerine onlar da, "Biz seni seviyoruz, senin hatırın için onu affediyoruz," dediler. Dolayısıyla evliya zatların kıymetini bilmek lazımdır.
Cenab-ı Hak kendinize vesile arayın buyuruyor. Arada hiçbir vesile olmadan Allahü Teala ile irtibat kurmak, ondan istemek mümkündür ama çok zordur. Çünkü bunun birçok şartı vardır. Halbuki Allahü Teala'nın rızasına kavuşmuş, duası makbul olan evliya zatları vesile etmek çok kolaydır. Onların ölüsü dirisi olmaz, ruh zaten ölmez. Onlar Allahü Teala'nın dostudur. Onun için onlara şu veya bu şekilde dil uzatmaktan sakınmalıdır. Bunun vebali büyük olur. Bir mümin hayatında bir kere evliya bir zatın ruhuna bir Fatiha okusa, ahirette o evliya zat mutlaka o kişiye şefaat eder. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Şimdi son ikinci dinleyicimizin, yani son sorusuydu zaten o da. Orada bir şey ilave edecektik. Vakit doldu, hatta geçirdik de. Şimdi o hülasanın neticesinde bir şey nakledecektik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Vesel Karani Hazretleri hayattaydı. Hatta İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki yani eshab olma şerefini bilseydi ya da görseydi onu. Onun yüksekliğini. Annesini falan düşünmez. Çıkar gelirdi. Ama Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki Allah-u Teala sonraki gelenler, hatta kitaplarda buyuruyor ki o asıl kutbul irşadı Peygamber Efendimiz, kutbul aktabı da o. Vesel Karani Hazretleri. Şimdi bazı farklı nakiller de var gerçi de. Şimdi Allah-u Teala öyle dilemiş. Onun hatırına getirtmemiş. Peygamber Efendimiz hayattayken gelememiş. Hani bir ilahi de işte geldi de anasından izin aldı. O aslı yokmuş. Onun aslı yok buyuruyor. Peki hani Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken buyuruyor ki sonraki gelenlerden Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aşıklar çıkacak. Değil mi? Evet. Evet, eshab-ı kiram olmayacak. Ama Vesel Karani numunesi var rahmetullahi aleyh. Feyiz alacaklar. Onlar da olgunlaşacaklar. Hani dinleyicimiz diyor ya, ben Ömer abi tanıyamadım. Hayattaydım ama şey yapamadım. Ama işte Vesel Karani Hazretleri numunesi var. Dolayısıyla Ömer abinin yanındaydı, dizinin dibindeydi. Cahil onu da duymuştum yani. Derimin altına girseniz buyurdular. Hani kendini rızalıyorsa yani zerre kadar istifade edemezsiniz buyuruyorlar. O yakında bulunmak ile çok kıymetli olmak demek değildir. Ancak idrak ederse. Yani Ebu Cehil gördü, iman etmedi. Vesel Karani Hazretleri görmedi, İman etti. Ve o asrın kutbu oldu. Dolayısıyla onun için üzülmemeli. Şimdi biz de Allah Teala rahmet eylesin Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri ve talebesi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh vasıtasıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni tanıdık. Tanıdık derken eserini gördük, kitaplarını okuyoruz. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bizlere kazandırdılar, hazırladılar onu, tercümesini yaptılar. Şimdi o zatın kitaplarını okudukça o zata karşı muhabbetimiz var, sevgimiz var. Görmedik. Bizden 4 asır önce yaşamış. Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri bizden 2 asır önce yaşamış. Değil mi? Görmedik. Onları görmedik. Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri kaç asır önce yaşamış. İmam-ı Gazali Hazretleri kaç asır önce yaşamış. Ama onlara muhabbetimiz var. Eshab-ı Kiram'ı da görmedik aleyhim rıdvan. Mesela Eshab-ı Kiram'ın hepsini sevmek lazım. Ehl-i Sünnet talimleri buyuruyor ki düşman olmak yok. Ehl-i Sünnet'in özelliği bu. Hepsini seveceğiz. Ama birini fazla birini daha az sevilebilir buyuruyor. Onda bir şey yok. Mesela yaratılışı, mizacı, diyelim ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretlerine daha yakın. Onu çok seviyordur, daha çok seviyordur. Öbürlerine düşman değil ama. Bazının mizacı Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretlerine aynı şekilde yakındır. Onu daha çok seviyordur. Bazısınki Hazreti Ali'ye, bazısınki Hazreti Osman'a, bazısınki aynı şekilde Halid bin Velid Hazretlerine, bazısı Hazreti Vahşi Hazretlerine, bazısı Bilal-i Habeşi Hazretlerine. Hatta şeyde biz o zaman daha TGRT yoktu, Türkiye gazetesi vardı. Afrika'dan mı nereden gelmişler bir Afrikalı şey Emre abiyle çikolata derdi ya onlara. Evet. İşte tanıştırıldı İngilizce ile şey yapılıyor. Ben dedim Bilal-ı Habeşi Hazretleri'nin torunları tercüme edince bir sevindi ki öyle midir dedi. Öyledir dedim ben öyleyse evlenmiyorum. Öyle üstü zanım var. Öyle üstü zanım var. Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh Hazretleri'nin torunları diye. Dolayısıyla hatta bazen buyuruyorlar ki uzaklık yakınlık bazen aynı şekilde istifade etmede şey değil, mani değildir buyuruyor.
yakındaki zırhını kalamayabilir ama uzaktaki çok istifade edebilir. Onun için üzülmesin dinleyicimiz. Bir de dinleyicimiz 54 farzı. Efendim okuduk, bu böyledir dedik, iman ettik. Hani vazifesidir, şeyidir falan, ezberler, o ayrı bir mesele. Ha, genel hatları itibariyle ha bu 54 farz içerisinde geçiyor. Mesela günah-ı kebair de var. Büyük günahlar da var. Mesela bazılarını biliyoruz. Şimdi kimse duymuyor nasıl, değil mi? Mesela günah-ı kebair, o da mızrak değil mahalde madde madde sayılmış. Ondan sonra 54 farz sayılmış. Bunları tek tek aynı şekilde söyleyiver, sayabilir misin? Ben sayamıyorum, sen sayabiliyor musun bilmiyorum. Yok. Ama 32 farz veya 33 diye de geçiyor. 32 farz. Onu bilmemiz gerekiyor. Yani her Müslümanın bilmesi gerekiyor. Ana hatlarıdır çünkü onlar. Ana hatlarıdır. Bunlar aynı şekilde diyelim ki ezberleyemedik. Eksiklik olur mu? İmanımızda, itikadımızda veya yaşayışımızda. Hayır, olmaz. Ama ne olur? Ezberinde değil ama diyorsun, bu farz. Bu farz. Hatta saadeti ebediyede bir ifade geçiyor. Herkes kendisine yani yapması lazım gelen şey, hepimizin ortak, zengin, fakir, kadın, erkek, buluğa ermiş herkesin gusül, abdest, namaz, oruç, bunları yapması lazım. Ve bunlar hakkındaki bilgileri öğrenmesi lazım. Zenginse zekat. Evet. Zengin olduğu zaman zekatı. Ve yine haccın eda ve vücut şartları tahakkuk etsin, hac bilgilerini ve evin nafakasını temin edecek erkeğin de mesuliyeti vardır. Bey ve şira, alışveriş bilgisinin hiç olmasa ana hatlarını, detayın hepsini öğrenmese bile ana hatlarını, mesela saadeti ebediyede buyuruyor ki sahih olan bey, yani sahih olan alışveriş, fasit olan, batıl olan diyor. Sahih olan, fiyatı belli olacak, ödeme zamanı belli olacak. Buna sahih deniyor. Mal belli olacak. Mal belli olacak. Fasit olan, mal belli de ödeme zamanı belli değil. Mal belli, fiyat belli ama ödeme zamanı belli. Fasittir bu, buyuruyor. Peki batıl olan, yani çarpıcı bir misal vereyim. Havada ördek sürüsü geçiyor. Mustafa Bey, bu sürüyü sana sattım diyor falan. Batıldır bu. Mal belli değil. Hatta mal sende değil. Senin değil. Hiçbir alakası söz konusu değil. Bu batıldır buyuruluyor. Yani ana hatlar itibariyle bu kadar bilmemiz kafi midir? Kafidir. İlk dinleyicimizin de tek bir suali vardı. Şimdi işte kur korumalı. Mevduat hesabı. Mevduat hesabı diyorlar. Buna yatırılabilir mi? Bu bankaların verdiği promosyon. Ondan sonra bu kur korumalı mevzuatla alakalı. Bakıyorum böyle televizyonlarda falan konuşuyor. Yani İslam mahkemenin tatbik edildiği bir yer yok. Yani kafir sistemi içerisinde sen yapıyorsun falan. Halbuki tam İlmihal Saadettebiliği kitabının faiz ve banka bahsi çok dikkatli bir şekilde defalarca okunursa zihindeki tereddütlerin hepsi gider. Hepsi gider. Burada zaten devlet veriyor bunu. Ben diyor senin paranı koruyacağım. Seni koruyacağım, vatandaşımı seni koruyacağım diyor. Ne malandıracağım diyor. Zararını tekeffülüm diyor falan. Dolayısıyla hep mahsuru söz konusu değil. Promosyonu da mahsuru. Banka diyor ki maaşını ben alırsam ben sana diyor hediye olarak şunu vereceğim. Onda mahsuru yok. Peki bu kur korumalı mevzuattan olsun veyahut da aynı şekilde promosyondan olsun aldığını, yani istediği yerde kullanabilir mi? Yeme içme dahil kullanabilir mi? Mahsuru söz konusu değil. Şimdi cahil olan, İslamiyet'i bilmeyen, fıkıh bilgisini bilmeyen, işte ayetten, hadisten böyle kendi kafasına göre mana çıkaran, işte tekrar efendim işte Osmanlı faiz helal dedi diyen böyle ahmaklar da var. Böyle ahmaklar da var. Ama bu kadar insan içerisinde elbette ki aklı senin sahibi de var. Daha biz TGRT eski binasındayken bir gün birisi aradı şeyden, o İstanbul Sur içi Koca Mustafa Paşa'dan birisi. Dedi ki burada Türkiye Gazetesi Bürosu var dedi. Ben dedi gidiyorum oradakileri görüyorum dedi. Ondan sonra temiz insanlar dedi. Gazeteyi de alıyorum ben dedi. O kitapları da aldım dedi. Ve dedi oradaki o bürodakilere bakıyorum dedi. Harama helale dikkat ediyorlar dedi. Sizi dinliyorum dedi. O bankanın verdiği fazlalık için falan. Demiş, bundan faiz bizden iyi biliyor. Alışverişteki faizleri de iyi biliyor. Bunlar haramdan şiddetle kaçıyor. Siz diyor aynı şekilde orada onu aynı şekilde alıp kullanılabilir dediniz diyor. O zaman diyor bizim bilmediğimiz bir şey var. Dedim saatte bir diye kitabı sizde var. Öyle söyledi. Evet, faiz banka konusunu oku ondan sonra. Okudu, daha sonra iki hafta sonra aradı. Ben birkaç defa okudum dedi. İyi anladım dedi. Yani İslam ahkamının tatbik edilmediği yerlerde, hatta orada Dürer'den bir hadis-i şerif de naklediliyor.
Dürer'den bir hadis-i şerifte naklediliyor. Nakledilirken o kitapta dedi, anladım dedi. Anladım, meseleyi anladım. Ha, bazısı kalın kafadır. Kalın kafadır. Ne anlatırsan anlat, ne söylersen söyle, şey yok. Bir şey daha nakledebileyim de. Buyurun. Şeyde Balıkesir Gönül Ömer Seyfettin'in sizin de öğretmenken 3-5 arkadaş biz geceleri böyle köylere hakikat kitabında kitap getirtir, dağıtırdık falan. Gönen Çanakkale'nin Biga kazasına sınır komşu. İşte o Biga'nın köylerine gidiyor. Dönüşte yol güzergahında bir köy var. Baktık kahve açık. Geçti saat 12 civarı falandı. 3-5 kişi vardı. Kitap da vardı falan. Dedik bir çay içelim, bir de kitap veririz falan. Kahvenin önünde başı kasketli, elinde zincir böyle. Ben İmam Hatip mezunuyum. Bu kitapları burada alacak kimse yok. Zincir sallıyor falan. Hemen içeriden bir tane. O işte 20 yaşlarında falan o genç. İçeride 22-23 yaşlarında birisi. Dedi gelir misiniz de ben sizin de çay ikram edeyim falan. Bu köyde dedi bu kitapları hemen hemen herkesin evinde var dedi. Herkes aldı, ben de aldım. Çok okudum dedi. Ben rahatsızım dedi. Ve dedi sizin bu yaptığınız hizmete ben gıpta ediyorum dedi. Ve içimden geliyor ki dedi, keşke ben de sıhhatli olsaydım da bunlar gibi Allah-u Teala'nın dinini bu şekilde böyle köy köy dolaşarak bu kitapları yaysaydım diye içimden geçiriyordum dedi. İçimden geçiriyordum dedi. Öyle de var, öyle de var. Ha o İmam Hatip mezunu, o değil ama. O her şeyi yalamış, yutmuş. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.